kalbindeki hüzün gibi düşüyor. Atatürk'ün şehri Ankara, yapılarından ağaçlarına, sütunlarından insanlarına kadar ayakta, bir saygı duruşu içinde Atatürk'ü ebediyet yolunda uğurlamaya hazırlanıyor. Şimdi önümüzde rüzgarda dallar gibi ağır ağır sallanarak kadın ve erkek izciler geçiyorlar. O bu şehirden kaç defa böyle uğurlandı. Kah cepheye, bunları durdurup zaferler sağlamaya, kah yurt köşesine yeni bir imar ve iman hamlesi götürmeye, kah bir memleket kasabasında yeni bir inkılabın fikriyatını yapıp yaymaya, bu sefer de gidiyor. Fakat artık dönmemek üzere, 15 sene evvel yine böyle bir Kasım günü Ankara'ya bir daha ayrılamamak üzere, bir daha cisim olarak görünmemek üzere gelmişti. Şimdi o günü hatırlıyoruz. O yurdun bütün bir kalp halinde çırpındığı, bir çift göz halinde bütün milletin ağladığı günü. Yok gayri bizlere uyku dinek vay, kime bel bağlayak kime dönek vay, vay amansız ecel alçak felek vay, Türklük yüreğini dağlasın gayri, cihanda bizimle ağlasın gayri. Kaybını yıldızlar bile bileler, kırıla kanatlar düşe yeleler, kurt kuş duyup ölüsüne geleler. Türklük yüreğini dağlasın gayri, cihan da bizimle ağlasın gayri. Gök düşsün toprağa toza belensin, gece mezarına yıldız elensin, şehitler doğrulsun nöbet dolansın, Türklük yüreğini dağlasın gayri, cihan da bizimle ağlasın gayri. Bakışları şimşek gibi çakardı, yarını görürdü düne bakardı, kürsüye çıktı mı arşa çıkardı. Türklük yüreğini dağlasın gayri, cihan da bizimle ağlasın. Havaklar düşen yapraklarıyla ağlıyorlar. Güller çiçekleriyle bağırlarını kanatıyorlar. Taştan aslanlarla genç izciler dimdik nöbetteler. Herkes topyekun atasına haykırmak istiyor. Yaradan, hey yaradan, 15 değil 1000 yıl geçti aradan. Sensin ışık diye önümüzdeki, sensin ateş diye kanımızdaki. Ey yanımızdaki 5-10 mermere, bir avuç toprağa sığan hudutsuz mavi umman hey. Yeni kıyılar bulur, yeni yarlar kazardın sen her köpürüp taşmanda. Her konuşmanda milletinin alın yazısını yeniden yazardın. Akışların inanmayanı ezerdi. Sağ kolun bir tırpana benzerdi. Başlardı yurt tarlasında fikrin ve hissin hasadı. Cümlelerin ya örsten kalkardı ya çıkardı kından. Başak saçların sarkardı harman alnından. Halk biçilmiş ekin gibi düşerdi dizlerine. Milyonlar katılırdı sözlerine, mıknatisi gören zerreler gibi. Köhne kanaatler, köhne küreler gibi sözünde çarpışıp düşerdi. Tam sustuğun an kıyamet oldu. Tam konuştuğun ansa mahşerdi. Rab gökte dinleyin derdi meleklerine. Yıldızlar girerdi yeni mahfetlerine. Nehirler kavuşurdu yeni denizlerine. Halk dikilmiş ekin gibi düşerdi dizlerine. Şimdi tamamlayabilmek için tavafını, nöbetçi olmak için anıt kabrine, sarmış yalın kılıçlar gibi etrafını tutuyor nöbet. Bu millet, bu vaktiyle ayaklarını ummanlar yalayan, bu üç kıtayı atının nalıyla damgalayan, bu her yere evi gibi giren, bu Atilla'yı, Timur'u, Uğuz'u, bu Yıldırım'ı, Fatih'i, Yavuz'u, bu seni yetiştiren ulu millet, bakar ve haysiyette dimdik, uyanık, tetik, anıt kabrinde tutuyor nöbet. Dünya dönüp dolaşıp, boğazlaşıp, dalaşıp, er geç ve ancak milli misaklarda karar kılacak. Ey en büyük usta, düşünen oldu mu bu hususta, senden evvel ve senden ileri. İlk müjdeyi, ilk haberi senden almıştı cihan. O zamandan anlayamadığına yansın. Sen dünyanın dönüp dolaşıp geleceği, uğrunda milyonların seve seve öleceği en büyük maksat için dünyaya ilk karşı koyansın.
Seni halife yapmak, padişah yapmak isteyenler oldu, iltifat etmedin. Milli irade yolunu seçtin. Hayatı ve şahsiyetini milletinin hizmetine vakfettin. Türk'ün gıpta ettiği, taziz ettiği, övdüğü ve övündüğü vasıflara maliktin. Bütün bu meziyetlerinde Türk'ün ta kendisiydin. Şimdi seni kurtardığın vatanın her köşesinden gönderilen mukaddes topraklara veriyoruz. Bil ki hakiki yerin daima inandığın ve bağlandığın Türk milletinin minnet dolu sinesidir. Nur içinde yap. Uzatma Veysel bu sözü, dayanmaz herkesin özü. Koruyalım yurdumuzu, dost değil düşman ağladı.